Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla ve sizlerin desteğiyle hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 67 binde olduk. Görün isterdi ki bu sıkıntılı hiç olmasın, hiç yaşanmasın. Aylardır, günlerdir, haftalardır beklediğimiz ama sadece 43 dakikacık izlediğimiz iki tane Fenerbahçe Galatasaray maçını adam akıllı izleseydik. İkisinden de Fenerbahçe keşke galip çıksaydı falan. Hani keşke bunlar olsaydı, şunlar olsaydı ama maalesef ve maalesef. Balık baştan kokar sözünün bir yansıması olarak Türkiye Futbol Federasyonu ve bağlı kurumlarının yapmış olduğu şeylerle uğraşıp durduk. İletişim Başkanlığından Süper Kupa maçı ile ilgili açıklama geldi. Bakın Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla mücadele merkezi yani kısaca sıkma sıkma haberlerle palavra haberlerle uğraşma merkezi. Palavra haberlerin Doğrusunu anlatma merkezi diyeyim. Süper Kupa maçında İstiklal Marşı okunmasına ve Türk bayrağı açılmasına izin verilmeyeceği iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Şimdi uzun bir açıklama var. Yani çok uzun bir açıklama var. Ee, ama özet olarak bu. Şimdi 29-2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan. İleri bir tarihe ertelenen bu ertelemeyi de konuşacağım arkadaşlar bilginiz olsun galatasaray karşılaşması karşılaşmasıyla ilgili Gerek yurt içinde gerek yurt dışında Bilgi kirliliği ile karşı karşıya kalınmıştır Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar bakın mesela sosyal medyada yazıyor şu gazetenin genel yayın yönetmeni gözaltına alındı sebebi şu Arkadaşlar dezenformasyon yasası çıktı Yani Bilgi kesimde ise paylaşamıyorsun Mesela atıyorum Neresi diyelim? Galatasaray sayfalarından bir tanesi diyelim. Dedi ki Dursun Özbek istifa etti. Ya da Dursun Özbek uyuşturucu kullanırken yakalandı dedi. Bu çok ciddi bir iddiadır. Bunu alıp da kendi kaynağınmış gibi, kendi haberinmiş gibi paylaştım. O sayfada sildi. Hesabı sana sorarlar. O yüzden arkadaşlar siz siz olun. Daha çok alıntılama yapmaya özen gösterin. Söz konusu bir, bir bilgi kirliliği sistematik dezenformasyon faaliyetleri kapsamında hem de kimi kesimlerin bilgi eksikliği sonucu ortaya çıktığı belirlenmiştir diyor. Yani bazısı sistematik bazısı da bilinçli olarak toplu birlik yapıldı diyor. Arkadaşlar bakın burada şunu söyleyeyim. TPF iki kulübede ek gelir sağlama önerisinde bulunmuş bir teklif hazırlamıştır. İki kulüp başkanı Tırnak içinde söylüyorum. Ağustos 2023 tarihinde. Ağustos 2023. Süper Kupa final için TFF'ye vekalet vermiştir. Yani kurbanınızı keseyim mi diyor. Kes diyor. Bak vekaleti TFF'ye vermiş. Bu şu demek. İster Meksika'da, ister Amerika'da, ister Pensilvanya'da, ister Hollanda'da, ister Danimarka'da fark etmez. Sen neresin uygun görürsen demiş. Türksel Süper Kupa müsabakasını en iyi teklif veren Suudi Arabistan'da haliyle seçilmiş. Kulüpler TFF ortak kararla belirlemiş. Organize edilmiş. Maç e, belli kurallar. Bakın yetkililer arasında sahada tribünde uyacak kurallar 20 Ekim 2023'te bir protokolle anlaşılmış. FIFA, AFC, UEFA ve diğer uluslararası futbol düzenleyici yönetici kuruluşlarının kuralları geçerli olacak demiş. E, bu müsabaka milli maç olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl olması dolayısıyla İstiklal Marşı okunması demek ki seneye oynanacak olsa kesinlikle İstiklal Marşı falan okunmayacak. Ben buradan bunu da anlamış oldum. Bu çıkarımda da bulunmuş oldum. Anlaşmaya varılmış. Kulüpler maç öncesi Mustafa Kemal Atatürk tişörtleri ya da üstünde Mustafa Kemal Atatürk sözü olan pankartlarla çıkma talebi TFF ve Suudi yetkililer arasında daha önceden yapılan protokollere eklenmesine talep etmişler. Ve uyuşmazlık olmuş. Kabul etmemişler. Türk kamuoyunda konu sosyal medyada gündeme gelmiş. Konuyla ilgili dezenformasyon üretildiği tespit edilmiş. Devletimizin kurumları şöyle böyle anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Yani biz açık söyleyeyim bunları nereden anladık? Biz yağ sabuncu anladık. Yağ sabuncu ne dedi? İstiklal marşı olmayacak. Bayrak alınmayacak. Bilmem bir şey yapacak. Şimdi baş ağrıyacak olursa onun baş ağrır. Yani eğer bu iletişim başkanlarının açıklamalarında bir eksiklik yoksa sevgili Sercan Amzoğlu'nu tebrik ediyorum. Sercan Amzoğlu dedi ki İstiklal Marşı okunacak. Bayraklar tribünde yer alacak hani görünen şartlarda maç oynanacak. Çünkü zaten şartlar buydu. Bu şartlara dik gelinmesi, karşı çıkılması farklıydı. Stadyumun dışında üstümüzde Fenerbahçe Atatürk silüeti var diye maç alınmadık diyenler tartışma konusu olacak. Vesaire vesaire. Şimdi şunu anlayın. Olay buymuş. Yani lütfetmişler sağ olsunlar. İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı'na izin vermişler. Geri kalan hiçbir şeye izin vermemişler. Diyorlar ki trema maçı Türkiye kupasını kazandık Galatasaray lig kupasını kazandı. Niye orada Atatürk silüeti giymediler? Akıllarına şimdi mi geldi? Hani 29 Ekim'den önce Lozan'da gizli madde var. O ortaya çıkacak. Süper güç olacağız. 150 milyar dolar falan gelecek. iddiaları vardı. Hep ana hedef 29 Ekim'de, Cumhuriyetin 100. yılıydı. 100. yıl dolmadan kimsenin de Atatürk silüetiyle bir şey yapacağını zannetmiyorum i̇nşallah bu iddialarınız da doğrudur. Bu Lozan'da gizli madde falan vardır inşallah. Çıkmıştır ortaya. Hani 150 milyar dolar yok 1,5 milyar daha yok. 1,5 trilyon dolar. Yani milyarın da üstünde. İnşallah gelir de kurtuluruz. Ama olay bu diyor. Şimdi Süper Kupa maçı sonrasında gözaltı kararı da çıkmış. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Bir kişinin paylaşımda nedeniyle gözaltına alındığını açıklamış. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalini ertelemesi sonrası süper sosyal medya platformu üzerinden dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan ÖBÇ diyor. Bir de AY isimli birini almışlar. Sanırım alkol masasında küfür mü etmiş ne yapmış? Ben bilmem. Bizde küfür olmaz. Bizde hakaret olmaz. Biz olayları süreci sürecini anlattık. İki takım da sahaya çıkmayacağını belirttik. Sebebin Atatürk olduğunda da belirttik. İstiklal Marşı'nın yanı sıra mesela sosyal medyada dediler ki İstiklal Marşı'nın yanı sıra Arap Marşı da okunacak dediler. Yani çeşitli şeyler. Uzun lafın <laughs> kısası sıkıntılı bir günü atlattık. İkinci sıkıntılı gündeyiz. Şu anda benim saatim 19.07, 19.08 oldu. Videonun yüklenmesini yani 21 sularında izlersiniz herhalde. Türk futbolunda yaşanan olaylara büyük ekşiden flash cevap. Ben saçımı tararım demiş. Çünkü mahalle yanıyor demiş. Şimdi TFF'nin geçici başkanı Mehmet Büyükekşi cevap vermiş. Keşke vermeseymiş. Gerçekten keşke vermeseymiş. Ben hayatımda, ömrü hayatımda bu kadar tuhaflığı ya ben bir şey söyleyeyim. Mehmet Büyükekşi herhalde bilinçli olarak buraya bu göreve verildi. Hani kaos çıkar. Karşısın ortalıkta kaos çıkar. Bari millet birbirini öldürsün mahvetsin, perişan etsin. Herhalde bu adam kendine bu görev verildiğini zannediyor. Adalet. Yani adalet bir çeşit. Şey bir çeşit ben anlamıyorum ya. Bu arada MTV'ye %58 yeniden değerlendirme oranında zam gelmiş. Az olmuş bence %150 olmalıydı. Her şey zamlanıyor. Neyse Şimdi e, Mehmet Büyükekşi'nin savunmasına bakar mısınız? Allah aşkına. Cumhuriyet yazarı Arif yalın demiş ki son 20 gün içinde bir kulüp başkanı FIFA hakemi dövdü. Bir. Bir başkan süper lig takımını sağdan çekti. İki. Süper kupa oynanmadı. Üç. Sorusuna verdiği cevap. Denk mi geldi? Denk mi getirildi? Bilemedim demiş. Kırık testinden falan örnekler vereydim orada orada illaki denk gelme ile ilgili bir şey vardır, cümle vardır. Yok mu acaba? Yani 40 testi neden çıktı? O neydi ya? Diziydi herhalde. Sungurlar gibi bir şeydi herhalde. Neyse. Denk mi geldi, denk mi getirdi bilmiyorum. Arkadaşlar, iyi seneler diliyorum demiş. Gereken açıklamaları dün yaptık demiş. Sağlık durumunu sorumu şimdi daha iyiyim demiş. Demek ki ambulans da kendisine gelmiş. Ya böyle bir cümle kurulabilir mi? Denk mi geldi? Denk mi getirildi? Bilemedim. Ya arkadaş Allah aşkına ben şunu çok merak ediyorum. TPP Başkanı telefondan baylok çıktı. Dedin ki özel kalem müdürüm suçlu. Topu ona attın. Suçu ona attın. Telefondan baylok çıkınca. Acaba yani bu maçın oynanmamasına dolayı suçu kime atacak? A. Ali Koç B. Dursun Özbek. C. Beşiktaş Başkanı. D. Hepsi. Harbi harbi çok merak ediyorum ya. <laughs> harbi harbi çok çok merak ediyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. Razın Press. Rusen Press. Yani Rusen gazetesi diyeyim. Suudi Arabistan'da yetkililere göre Ali Koç devamlı yeni şartlar öne sürerek bu maçın oynanmaması için gayret gösterdi. Mesele Atatürk değildi ama onu kullanarak Arapları sorumlu göstermek istedi. Al-Riyad de diyor ki Ali Koç ricalar üzerine toplantıya geldi ve ne demek Atatürk yok. Atatürk yoksa Türkiye yok. Biz de yokuz. Maç da yok diyerek sinirlenerek odayı terk etti diyor. Şimdi burada şunu özellikle belirteyim. E, Tanju Özcan'ın Tanju Özcan mıydı? CHP'li bir belediye başkanının bir paylaşımı var. Beni şok etti. Kulağıma bazı duyumlar geliyor. Umarım Ali Koç'un dik ve onurlu tavrından dolayı 3 Temmuz misali Fenerbahçe camiasında ikinci bir kumpas kurulmaz. Gelişmelerin an ve an takipçisi olacağız diyor. Şimdi arkadaşlar ikinci bir kumpas 3 Temmuz. Biz Fenerbahçe olarak yaşadık. Galatasaraylı arkadaşlar bu kısım sizi özel dinleyin. Bak biz bunu yaşadık. Hani volüm ikisini yaşarsak sıkıntı değil. Orada şunu da çok merak ediyorum. Dün vatan millet Ali Koç dursun Özbek duruşunu bozmadı. Helal olsun falan filan diyordu. Lan bugün bakıyorsun Ali Koç'a saldıranlar var, bir şey yapanlar var. Ya sizin tasmanız kimin elinde ya? Kimin elinde sizin tasmanız? Dün olsun dediniz ama bugün nasıl saldırırsınız ya? nasıl bir omurgasızlık sizinki? Neyse ben Galatasaraylıları bir uyarayım. Bakın Galatasaraylılar biz bunu yaşadık. Eksim varsa ekleyin arkadaşlar. 3 Temmuz volüm 2 yapılacaksa eğer iki takıma birden. Biz size tecrübelerimizi anlatalım da bilin başınıza ne gelecek. Mesela polis otosu devirecekler suçu üstünüze atacaklar. Yaparlar. Öyle şerefsizler. Yaparlar. Statta küçük çocuklara biber gazı sıkacaklar, milleti tahrik edecekler. Sonra diyecekler ki bak Galatasaray taraftarı polise saldırdı. Bu şerefsizliği de yaparlar. Bunların şerefi yok. Taraftarlar hiçbir taşkınlık yapmazken, sessizce efendi efendi gidecekken bağırıp çağırıp jopla girişirler. Taraftar ne oluyor ne oluyor demeye kalmaz. Ortalık karışır derler ki Galatasaray taraftarı polisle çatıştı. Başkanınızı içeri atarlar. İkinci başkanı ki Gene de kendilerine sempati duyan isimler oluyor ikinci başkanlar. Kendi menfaatleri gereği ikinci başkanı kullanırlar. Uyarayım. İkinci başkanınızı iyi seçin. Şeref meselesini, namus meselesini falan geri çekip şey yapabilir. Medyada, basında falan adınıza sürekli leke çalarlar. Faili meçhulleri bile size yıkarlar. Susturluk bile sizden bilirler. Devlet ne karar alırsa alsın, hani hangi kanun geçerse geçin, sanki sizin menfaatinize gibi adlandırırlar, üstünüze gelirler. Minicik çocuklara minicik taraftarınıza dahi şikeci, işte FETÖ'cü falan deyip psikolojilerini mahvederler. Ya bize şikeci dediler, size muhtemelen FETÖ'cü derler. O yüzden bilin yani, başınıza gelecekleri bilin. Hani 3 Temmuz volüm 2 yapacaklarsa çocuklara bu ne, bu nelerle karşılaşacaklarını bilin. Kendilerine yakın takım ve taraftarlar örgütleyip UEFA ve FIFA'ya sizin adınıza mail attırırlar. Bilginiz olsun. Hani dahası vardı aklıma gelmedi. Siz bizim tecrübelerimize güvenin. Biz bunların a babalarına gerekeni yaptık. 15 Temmuz'da mahvettik. Hani merak etmeyin. Bizimle organize olun yeter. Yoksa sizi mahveder bunlar. Bak bizimle baş edemediler. Sizinle ederler. Çünkü sizinkiler bizim kadar fanatik, bizimkiler kadar fanatik değil. Dikkat edin ha. Yani başınıza gelebilir bunlar. Demedi demeyin. Yani karşımızdaki yapı çok profesyonel bir yapı. Baylok bir yapı. Şimdi Süper Kupa finali hemen oynansın diyorlar. Belli bir kesim. Vallahi ben az önce bir görsel gördüm. Bilmiyorum ne kadar doğru. Icardi tatile gitmiş. Gider normal. Happy birthday to you. Happy new years. Jingle bell jingle bell. Yani bu adamlar hep. Bu adamlara göre normal oğlum. Enteresan bir şey yok ki. Allah rahmet eylesin. Benim de bir Abdullah abim vardı. En son ölmeden önce hindi yetiştirmeye başladı. Hani iyi para var dedi. Müslüman olup da e, yılbaşında hindi kesenlere iyi satıyorum dedim. Müthiş para var bu işte dedi. Tavsiye ediyordu mesela yatırım tavsiyesi. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Kendisi çok sevdiğim bir abimdi. Muhammediye mezhebinden de. Ya, Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Şimdi süper kupa için takvimde 4 gün süper kupa için uygun gözüküyormuş. 4 gün bakın 4 gün. Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe ve Galatasaray geri zekalı mı? Aptal mı? Salak mı? Kobay mı? Deney hayvanı mı? Ne bu iki takım? İyi ee Beşiktaş yatacak. Trabzon yatacak. Öbürleri yatacak. Bunlar süper kupa maçına çıkın. Çıkın. Bunun stresi var. Bak süper kupa maçı bir, bir, maç değil. 90 dakika değil. Bir 72 saat geriden al. Bir 72 saat ileri götür. 6 günlük belki 7 günlük bir süreç. Bugünden hazırlan. Maç şu günde sen psikolojisiyle mahvedecek bir gün. Arkadaşlar 3-4 Ocak uygun gözüküyormuş. İmkanı yok 3-4 Ocak'ta oynanmasının. Yani mantık olarak 3 Ocak'ta oynanması lazım. Mantık olarak. Matematik olarak. Çünkü Pazar günü bu iki takımın da maçı var. 4 Ocak olsa biri deplasmanda maçı var. O yüzden sıkıntı olur. 31 Ocak veya 1 Şubat demiş. Benim yanlışım yoksa 7-8 Şubat haftasında Avrupa'da eleme maçı var. Yani ben söylüyorum bu maç oynanılamaz. Yani iki takım da ligin diğer takımlarından zaten koptu. Anlatabiliyor muyum? 9 Ocak'a kadar maç yok. İngiltere'de 30 31 Aralık'ta 1 2 Ocak'ta maçlar oynanıyor. Şimdi Fenerbahçe taraftarı diyor ki akıllı, haklı, kendince haklı. Galatasaray'da Davinson yok, Hakim Ziyech yok. Biz bunları kesin yeneriz diyor. Maçı oynayalım. Sarkmasın. Hazır diyor. Şey yapmasın. Peki ben başka bir şey soracağım. <laughs> bu maçın oynanması gerektiğini kim söylüyor? Ben bu maçın oynanmaması gerektiği görüşündeyim. Y yıllarca, onlarca yıl, belki yüzlerce yıl konuşulsun bu maç. Desin ki şu yüzden de oynanmadım. Ha şunu da diye var hocam. Atatürk yangını yaptılar ya. Bu kadar da abartılacak bir şey yoktu. Vallahi bu kadar abartılacak bir şey yoktu değil. Ben şunu Yal Sabuncuoğlu'nun falan paylaşımlarından İstiklal Marşı okunmayacak cümlesini duyunca kan beynime sıçradı. Bir insan Türk'üm deyip İstiklal Marşı'na karşıysa Türk mülk değildir. Türk falan değildir İstiklal Marşı'na karşıysa. Ya Atatürk'ü halifeliği kaldırdı şu bu falan filan diye sevmeyebilir bunu yapabilir. Bak sevmeyebilir diyorum. Bir şekilde anlayış gösteririm. Sebebi belli. Anlayış gösteririm. Sana göre kaldırdı. Bana göre halifelik devam etseydi 1990'dan beri halifemiz Fethullah Gülen'di. O da ayrı bir mesele. Cihat çağrısına kimse ses etmemiş. O zaman halifenin ne anlamı kaldı? Halifelik Kur'an'da, ayette, hadiste yazan bir şey değildir. Hadi benden sonra halifeliği sürdürün, kıyamete kadar gitsin değildir. Benim eğer buna da bir hadis varsa bana da belirtin, ben de bileyim. Yani devlet başsız kalmasın diye bir devlet başkanıdır. Yani İslam devletinin başkanıdır. Sonrasında Emeviler, Abbasiler falan filan. Hani çok şeye girmek istemiyorum. Demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. Hükmü olmayan şeyin adı olmaz ki. Dinozorlar arkadaşlar, dinozorlar önemlidir. Dinozorlara sahip çıkalım desem hocam dinozor kalmadı ki. Hükmü olmayan şey sadece fosili kaldı. Herhalde fosiline sahip çıkalım demek istiyorsun dersin. Halifeliğe sahip çıkalım desem şimdi ne dersiniz bana? Hocam halifelik mi kaldı? En son gördün cihat çağrısında bulunduk. Neyse. Ben bu tarihlerde de oynatılmayacağını düşünüyorum. Arabistan'da bir kriz daha Benzema krizi. Ülkeden ayrılmış Benzema. Şimdi Al Ettefak Fırması giyen Karim Benzema iki gündür antrenmanlara çıkmamış. Ülkeyi terk etmiş. E, sosyal medya hesabını kapatmış. Al Nasra 5-2 kaybeden Al İddiat ekibinde Karim Benzema'ya tepkiler büyümüş. Hesabını kapatmış. Antrenmanlara çıkmamış. 76 milyon takipçili sosyal medya hesabını kapattı diyor. Ösemecumayitman'a da çıkmamış. Gayardo'dan da açıklama gelmiş. Marcelo Gayardo'dan. Ee, hani konu hakkında yorum yapmak istemiyorum demiş. Bir diğer iddia ise Benzema'nın kulübün izni dahilinde birkaç gün takımdan ayrıldı. Ee, sonra geleceği şeklinde demiş. 20 maça çıkmış. 12 gol 5 asistlik katkıda bulunmuş. Yani sizin anlayacağınız Suudi Arabistan karışmış. Bunu söyleyeyim. Ama şu 3 Temmuz volüm 2 beni çok düşündürüyor. Tanju Özcan durduk yere bu cümleyi kuracak değildir. Ama şunu söyleyeyim. Bugün bir Galatasaraylı'ya da söyledim de. Ya herkes şu anda Ali Koç'a saldırma peşinde. Yani stadın isminin Atatürk olması, divan kurulunda hani Fenerbahçe'ye kurşun atanlar, bu, atılanlar bulunmadı. O zaman hükümet de bu işin içindedir cümlesi hastane çıkışında el cebinde olayı, ülkedeki Atatürk düşmanları ve Galatasaraylı WhatsApp grubundaki arkadaşların 24 saat delikanlı olamaması. Herkesi kastetmiyorum. Arabistan'da oynama fikri Ali Koç veya Selahattin Maki'den geldi. Hayır. TFF kulüpleri Ağustos'ta yapmış. Dezenformasyon yasasına göre açıklamış. Kulüpler son dakika olaylar çıkartmış. Kulüpler maçtan 3 gün önce tişörtleri ve pankartları iletmiş. Bilginiz olsun koçun amacı farklı demişler. Fenerbahçe Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla Atatürk'ün yurtta sulh cihanda sulh sözlerini pankarta taşımak istedi. Aynı pankartı hatırlayın arkadaşlar. Hatırlayın. Aynı pankartı biz nerede kullandık en son? Ukrayna Rusya Savaşı sonrasında bir maçta daha kullandık. Hatırlan? İyi hatırlayın. Fenerbahçe aynı tepkiyi Güney Kıbrıs'ta göstermedi demiş. Fenerbahçe Güney Kıbrıs'ta oynadığı maçta aynı pankart yine sahada görselleri de mevcut. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani abi 24 saat delikanlı duramayanlara ne anlatacaksın? 24 saat delikanlı durun. 24 saat adam olun. Dik durun. Ha bu olayın bir cezası mı olacak? Fenerbahçe'ye de olur Galatasaray'a da olur. Ha bu olayın cezası sadece Fenerbahçe'ye mi? O zaman Galatasaray'la bir taraftar bile ağzına Atatürk'ü bu saatte sonra alamaz. Alamaz. Almasın da bir zahmet. O zaman Fenerbahçe yönetimi de çıkar der ki arkadaş Galatasaray bizi tuzağa düşürdü. Ali Koç ilk tepkiyi koyuyor öğlenleyin. Çıkmayacağız maça diyor. Dursun Özbek biz sahaya çıkmıyoruz diyor. İlk açıklama o yapıyor. Yani eğer böyle ortam maça çıkmayız diyor Ali Koç. Dursun Özbek'te çıkmıyoruz maça diyor. Anladınız mı? Neyse. Siz kafanıza göre takılın. Ee, onu da söyleyeyim. Ha, bu mesele Arap meselesi. Şu meselesi bu meselesi, Bu mesele e, Türk takımlarının maalesef ve maalesef yani Yoksa Atatürk hiç kimse için put değil. Ya benim için put değil mesela. Bir ilah değil. Ben Atatürk'e tapmam tövbe aşağı. Ama severim. Ya özgürlükçü bir insansan seversin. Düşünce, düşünceli bir insansan seversin. Yanlışları var dersin. Hataları elbette var dersin. İnsan oğlum bu peygamberler hata yapıyor. Atatürk mü yapmayacak dersin. Ama bir liderdir dersin. Bu ülkenin kurucusudur dersin. Şunu 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 doğru yapmış. Şunu şunu yanlış yapmış dersin. Bu meselede de demek çok zor değil. Ee, şunu şunu doğru yapmış, şunu şunu yanlış yapmış diyebilirsin. Zafer Partisi Genel Merkezi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray bayrakları asılmış arkadaşlar. İki takımın da bayrakları asılmış. Yani çok çeşitli sözler var ya. Çok çeşitli sözler var. Hiçbir sözü umursamayın. Yani ben şunu da söyleyeyim. Bence bu olayların çözülmesi için Konya spor maçını bir an önce erken saate alalım. 10 Ocağı falan beklemeyelim. Sıkıntı Konya maçında. Konya maçını oynamadığımız müddetçe her türlü bela musibete girip dar olabiliyoruz. Konya maçını bir an önce oynayalım. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.